İyi günler sayın seyircilerimiz. Günün gelişmelerini aktardığımız haber bülteniyle karşınızdayız. Lahey Özel Mahkemesi, Kadri Veseli'nin avukatı Andrew Strong'un ölümünün ardından Taçi ve diğerleri davasındaki duruşmaların bir hafta süreyle iptal edilmesine karar verdi. Veseli'nin avukatı Ben Emerson, Mahkeme Başkanı Charles Smith'e talebinin onaylanması yönünde talepte bulundu. Smith ise duruşmaların devamı veya durdurulması talebi hakkında savcılıktan yorum yapmasını istemedim. Talebinizi onaylıyoruz dedi. Bugünkü duruşmanın başında aynı zamanda vefat eden avukat Andre Strong için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Kosova Meclisi'nin eski milletvekili Hacı Şala bugün Lahey'deki özel mahkemeye gönderildi. Haberi RTK'ya avukatı Cevdet Smakiç'i doğruladı. Şala uçakla Lahey'e gitti şeklinde konuşan avukat Smakiç'e Şala'nın ailesiyle de konuştuğunu bildirdi. UÇK'nın eski komutanı Hacı Şala pazartesi günü Eulex tarafından tutuklanarak ofislerine gönderildi. Aile üyeleri bir gün önce Şala'nın adaletin yönetimine karşı suç işlediğinden şüphelendiğini açıklamıştı. Ancak mahkemeden bu konuda resmi bir bilgi gelmedi. Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'de yarın yapılacak olan Avrupa Birliği Batı Balkanlar zirve toplantısında ülkemizi Cumhurbaşkanı Vios Osmani temsil edecek. Cumhurbaşkanı Vios Osmani'nin 13 Aralık'ta Brüksel'deki Avrupa Birliği Genel Merkezi'nde Avrupa Birliği Batı Balkanlar zirve toplantısında Balkan ve Avrupa Birliği liderleriyle bir araya gelecek. Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi zirvede yapılacak. Tartışmaların ana konularından biri olacak. Bu zirvede bir yandan bölgenin Avrupa Birliği entegrasyonuna yönelik stratejik yönelimini, diğer yandan Avrupa Birliği'nin bu yöndeki kararlılığı teyit edecek ortak bir deklarasyonun onaylanması bekleniyor. Yarın çalışmalarına başlayacak olan zirve 14 ve 15 Aralık 2023'te gerçekleşecek Avrupa Konseyi zirvesinden önce yapılıyor. Başbakan Albin Kurti, toplulukların Kosova'ya geri dönmeleri için konut yapılması görüşülen bağış konferansına katıldı. Başbakan Albin Kurti özellikle bazı Rom, Aşgali ve Mısırlı vatandaşlarının savaş sonrası Kosova'daki evlerinden olup sokakta yaşadıklarına dikkat çekerek kendi evlerinde yaşayabilmeleri için imkanların yaratılması gerektiğini savundu. Başbakan Kurti, bu ailelerin güvenli bir yuvaya sahip oldukları hissiyle uyuyabilmeleri için sürdürülebilir bir çözüm bulmaya çalıştığımız bir dönemde bu gerçeği değiştirmeme yardımcı olan ajansların insanlığına minnettarım dedi. Başbakan Kurti ayrıca 380 aileye ev inşaat malzemesi desteği sağladıklarını ve bugün düzenlenen bu toplantıda da 60 aile için konut yapma planını görüştüklerini aktardı. Topluluklar ve Geri Dönüş Bakanı Nenad Rašić de toplantıda bu 60 ailenin bazılarının kayıtlandığını ama önümüzdeki dönem bu sürecin daha da karmaşık bir hal almaması için bakanlık olarak gerekli olan tüm çalışmaları eksiksiz bir şekilde yürüteceklerini ifade etti. Avrupa Birliği'nin Kosova'ya yönelik vize muafiyeti 1 Ocak 2024'te resmen yürürlüğe giriyor. Kosova vatandaşlarının Schengen bölgesine vizesiz olarak serbestçe seyahat etmelerine 19 gün kaldı. Kosovalılar yıllar sonra büyükelçiliklerde vize alabilmek için kuyruklarda saatlerce bekleme işkencesinden kurtulacak. Yapılan anketlerde vatandaşlara vizelerin serbestleştirilmesinden sonra seyahat edip etmeyecekleri soruldu. Anketlere katılanların çoğu evet yanıtını vererek özgürce seyahat edebileceklerine dair heyecanını dile getirdi. Anketlere katılan vatandaşlardan %49'u 1 Ocak'tan sonra Avrupa'ya seyahat edeceği yönünde görüş bildirdi. Geçerliliği olan Kosova pasaportuna sahip olan tüm Kosovalılar 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren Schengen bölgesine giriş yapabilecek. Kosova Demokratik Türk Partisi'nin Gilan Doburçan şubesinden yeniden başkan olarak seçilen Kadir Hüseyin, parti içi seçimler ve bölgedeki Türkler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. KDTP Gilan Şubesi'ne yeniden başkan seçilen Kadir Hüseyin ile parti içi seçim sürecini değerlendirdik. Parti içi seçimlere geçen yıllara göre ilginin düşük olduğunu kaydeden Kadir Hüseyin, bunun için gençlerin ilgisinin artırılması gerektiğini vurguladı. Bu seçimlerde 238 oy kullandı. Oylardan sonra komisyon işte bütün oyları inceledi. Başarısız oy 8-9 oy idi. Ve yeni meclis, şube meclisi seçildi. Şube meclisi 15 kişilik. Şube meclisinden sonra 15-11 kişilik yönetim kurulu. Bir de ben yeniden yeni başkan seçildim. İyi. O kadar da ne diyebilirim seçimler için? İyi geçti seçimler. Sadece bunu ifade edeyim.
biraz ilgi dersin ki partide biraz ilgi düşüklüğü var. O kadar 10-15 yıl önce çok daha fazla insanlar partiyle ilgileniyordu ya. Şimdi biraz ilgi var, bir ilgi düşüklüğü. Gilan'da nüfus sayımları hazırlıkları konusunda ise ev ev dolaşacaklarını belirten Kadir Hüseyin, beklentilerinin en azından geçen yapılan nüfus sayımlarına göre aynı rakama ulaşmak olduğunu kaydetti. Biz şubede konuştuk, belki evden eve lazım gidelim, evden eve. Bizim çok önemli bu sayımlar olduğu için insanlara ifade edelim ki hakikaten lazım, siz Türk olarak kayıtlarınızı yapasın. Düşük olacak mı? Bence sadece Türklerde yok, bütün Kosova'da düşük olacak. Ama en fazla biz lazım çalışalım. Parti yöneticileri olarak, belediye yöneticileri olarak, bütün Türk toplumu için. Biz çalışacağız. Çok bizden çok beklenen var, çalışacağız, bakacağız. Eğitim büyük problem. Büyük problem. Mesela bu yıl birinci sınıfa kaydını hiç kimse yapmadı. Çünkü öğrencimiz yok. Mesela sadece bir istatistik vereyim. 2011'de Nazım Hikmet okulunda, Doburçan'da 937 öğrenci vardı. 10 yıl içinde 327 öğrenci. Sadece Türk yok, bütün. Demek çok büyük düşük var. Gilan ve Doburçan'da Türklerin durumu diğer bölgelere göre hala birçok soru işareti barındırıyor. Bu bölgedeki Türklerin durumunun nüfus sayımlarında netlik kazanması bekleniyor. İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine insansız hava aracıyla gerçekleştirdiği saldırıda 4 Filistinli öldürüldü. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail güçleri Cenin kentine bağlı eski şehir beldesinin Sibah mahallesine İHA ile saldırı düzenledi. Saldırıda bazı kişilerin yaralandığı, İsrail güçlerinin yaralılara müdahale etmek isteyen sağlık ekiplerinin bölgeye girişine izin vermediği aktarıldı. İsrail ordusu sabah saatlerinde çeşitli yönlerden Cenin kentine baskın düzenlemiş, çok sayıda yüksek binanın çatısına keskin nişancılar konuşlandırmıştı. İsrail güçlerinin Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskılarında artış yaşanıyor. Bu arada Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin birkaç gündür kuşatıp bombaladığı Kemal Atvan Hastanesi'ne baskın düzenlediklerini açıkladı. Polonya'da parlamento eski başbakan Donald Tusk'a yeni bir koalisyon hükümeti kurma yetkisi verdi. Yeni hükümet çarşamba günü Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'dan alacağı onay ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yemin edecek. Böylelikle Milliyetçi Hukuk ve Adalet Partisi için de 8 yıldır iktidar dönemi kapanmış olacak. PiS iki dönemlik iktidarları boyunca Avrupa Birliği yetkilileriyle defalarca fikir ayrılıkları yaşamıştı. Ancak Tusk, PiS iktidarının etkilerini ortadan kaldırma vaadini yerine getirmek konusunda zorluklarla karşılaşabilir. Tusk'ın merkez koalisyonu Ekim ayındaki seçimlerde en çok sandalyeyi kazanmış fakat bu zamana dek göreve gelememişti. Tusk'ın başbakan olarak belirlenmesi için yapılan oylamanın ardından koalisyon milletvekilleri Tusk'ın ismini ilan ettiler ve Polonya Milli Marşı'nı söylediler. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam saldırıya uğrayan hakemmeler ile telefon görüşmesinde olaydan duyduğu üzüntüyü ifade etti. İlgili bakanlara ivedilikle gerekenin yapılması talimatını verdiğini söyledi. Görüşmede Erdoğan yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü ifade etti. Erdoğan, Meler'e olayın ardından ilgili bakanlara ivedilikle gerekenin yapılması talimatını verdiğini söyledi. Yani böyle bir şeyi görmek, izlemek bizi ciddi manada üzdü. Hele hele tabii bir izledi olarak da bundan ayrıca üzüldüm. Çünkü yani Rize maçında böyle bir şeyin olması bizi ciddi manada rahatsız etti. Ve arkadaşlarıma da gerek Adalet Bakanıma, gerek İçişleri Bakanıma, gerekse diğer ilgili arkadaşlarımıza da gerekli olan neyse bu süreçte yapmamızın gereğini söyledim. Allah şifalar versin. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem hakemlerden hem de doktorlarından sağlık durumuyla ilgili de son bilgileri aldı. Herhangi bir çatlak var gözaltımda.
Ama diğer herhangi bir şey yok. Hastanede çok iyi bir şekilde bakıyorlar. Sağ olsunlar kendileri. Her türlü kolaylığı ve rahatlığı sağladılar. Sırada hava durumu var. Kapanış için tekrar karşınızda olacağız. Hava bugün ülke genelinde açık ve güneşli seyrediyor. Başkent Priştine'de termometreler maksimum 10 dereceye kadar yükseldi. Hidrometeoroloji Kurumu'nun hazırladığı tahmin raporlarına göre yarın ülke genelinde sıcaklık seviyesinin bugüne benzer geçeceği, sıcaklıkların ise 10 ila 6 derece arasında değişeceği öngörülüyor. Hava durumuyla bugünkü haber bültenimizi tamamlıyoruz. Yarın yeniden birlikte olmak dilekleriyle sizlerden ayrılıyoruz. Sağlıcakla kalın.